e, batılı gelen tüm vahiy dinleri diye kategorileştirdiğimiz dinlerin tamamı doğuda geldiği için oryantalistlerin de bu konuda söz sahibi olacağına kanaat getirmiş biri olarak şu soruyu sormak istiyorum. Gerek İslami ilimlerde olsun, gerek, gerekse hadis ve kelami, hadis ve kelam dallarında oryantalistlerin metot ve yöntemleri bizim metot ve yöntemlerimize etkide bulunmuş mudur? Veya direkt şöyle sormak gerekirse, bilgi ithali, yöntem ithali sağlanmış mıdır? Teşekkür ediyorum. Evet. Bence yani yani benim dışarıdan gördüğüm kadar Ben bir ilahiyatçı değilim. Dışarıdan gördüğüm kadar söyleyeyim. Zaten benim de vurguladığım, altını çizmeye çalıştığım şey bu. Tam burası aslında. Yöntem olarak oryantalistlerin yöntemini benimsemek sorunlu. Yoksa bir şekilde oryantalistlerin sonuçları üzerinden bir şeyler konuşabiliriz. Ama onların o yöntemle elde edilmiş sonuçlar olduğunu da bilerek, yani tam da onlar olduğunu bilerek, bizim bir şekilde işte kendi kavram dünyamız içinden bir şeyler söylememiz gerekiyor. Ama sıkıntı şu, o kendi kavram dünyamız dediğimiz şeyi de süreç içinde aslında hangi yöntemsel yapıyla belirledik. Yani onu da belki so sorgulamamız gerekiyor. Yani en nihayetinde bu ilk başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Yani aslında batılı oryantalistleri konuşmuyoruz. İçimizdeki oryantalistleri de konuşmuyoruz. Bütün bir hikaye kendi hikayemiz. Biz zaten kendi hikayemizi konuşuyoruz. Bizatihi kendi hikayemizi konuşurken onu konuştuğumuzu bilerek düşünmemiz gerekiyor. Yöntemsel olarak birçok yöntemi ithal ettik mi? Muhtemelen yaptık. Yani bunu sadece ilahiyatta yapmadık ama. Bunu siyaset biliminde de yaptık, sosyolojide de yaptık. Bütün sosyal bilimler düşünme mantığı çerçevesinde bunu yaptık. Bunu mesela eleştirirken de yaptık, kabullenirken de yaptık. Doğru. Pozitivizm pozitivistçe düşünürken de yapıyoruz. Evet. Pozitivizme karşı çıkarken de yapıyoruz. Ama bütün bunları işte aslında en nihayetinde şunu söylememiz lazım. Bakın bu çok önemli bir şey bence. Modern modernizm kaderimiz aslında. Yani bizatihi modernizm içinde yaşıyoruz. Yani böyle modernizm dışında bir yerde yaşayamayız. Ama bunun kaderimiz olduğunu bilerek ve sorgulayarak gitmemiz gerekiyor. Yani bunu mesela yani bir, bir, şekilde modernizm karşısındaki tutumumuz ya da oryantalist metodoloji karşısındaki tutumumuz, içimizdeki oryantalistçe düşünenler karşısındaki tutumumuz, tutumumuz yani kulübemize geri çekilmek şeklinde olmamalı. Şehirde yaşamaya devam etmeliyiz. Evet. Ve şehri yeniden kurmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Evet, çok güzel. Buyurun efendim.